Diğer bir konu, bir çiftlik, AKP çiftliği, bir çiftlik bank hikayesi. Bu çiftlikteki tefecinin başında kim var? Tefeci başı kim? Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım kredi kooperatifleri nerededir? Tüm yönetimi değerli arkadaşlar, eski AKP milletvekillerinden oluşuyor. 1.100.000 çiftçinin ortak olduğu, amacı çiftçileri desteklemek olan Tarım Kredi Kooperatifler Birliği, diğer tüm kurumlar gibi adeta bir AKP çiftliğine dönüşmüş durumda. Bu çiftliğin baş tefecisi, yani birliğin genel müdürü, eski AKP milletvekili Fahrettin Poyraz. Bu şahıs hem genel müdür hem de tam 8 şirketin yönetim kurulu başkanı. Nasıl ki rektörlere bakın, bugün Hatipoğlu'nun 4 fakülteye dekanlığına vekalet ettiğini görüyoruz. Bu Fahrettin Poyraz da tam 8 şirketin yönetim kurulu başkanı. Tarım Kredi Holding AŞ, Gübretaş, Gübretaş Maden AŞ, TK Sera AŞ, Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik ve Hayat, Bereket Katılım Sigorta, Bereket Katılım ve Hayat yönetim kurulu başkanlarının yapıyor. Huzur hakları var bunların, biliyorsunuz. Hepsinin huzur hakkı var. Onu da bundan altını çizmek istiyorum. Çiftçi icralık, çiftçi kan alıyor. Bu şahıs tam 8 şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Birçok milletvekilimiz bakana sorular sordular ama yanıt ne oldu biliyor musunuz? Ticari sır oldu. Aşıları getiren firmanın hesapları sır, köprü ücretlerini cukkalayan firma sır, şehir hastanelerini yağmalayan yandaşı sır, söz konusu yandaş olursa her şey sır olarak geçiyor. Ticari sır olan Fahrettin Poyraz'ın aylık gelirini ben buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Milletvekili emeklisi olduğu için 16 bin lira emekli maaşı alıyor. 2019 yılında 38 bin, şimdi 50 bin TL'ye yakın bir genel müdür maaşı var. 3 ayda bir ikramiye alıyor. 3 ayda bir ikramiye alıyor. Ortalama 3 maaş tutarında yılda bir teşvik primi alıyor. Gübretaş'ın huzur hakkı, onu da göstereyim size. Gübretaş'ın huzur hakkı aylık 10 bin lira. Aylık sağlanan toplam katkı, toplam harcama bir kişi için 56.547 lira. Bakın arkadaşlar, bu Gübretaş'ın 25.6.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurulu toplantı tutanağı değerli arkadaşlar. Bakın buraya, bu tutanak. Burada diyor ki yönetim kurulu başkanına net 10.000 TL huzur hakkı. Yönetim kurulu üyelerine her birine 8.500 TL huzur hakkı. Burada diyor ki altında, huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinden ödenecek vergi çıkması durumunda verginin kim tarafından karşılanması? Şirket tarafından karşılanır. Bu ceplerine giren net ücret. Bir başka şey arkadaşlar, bakın onu da sizlere göstereyim. Şimdi burada değerli arkadaşlar, 2019 yılında yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına sağlanan faydaların toplamı Türkiye faaliyetleri için 3.790.511, İran faaliyetleri için 5.592.000, toplam 9.483.000. Bakın arkadaşlar, bu Gübretaş'ın resmi tutanağı. Resmi tutanağı. Yani ortalama herkes eşit maaş alsa, 14 kişi, 14 kişi eşit paylaşsa bu katkıyı, adam başı toplam 56.547 lira. Bu rakam da 2019 itibariyle. Yurt dışı harcamalarıyla birlikte asgari 150 bin TL aldığını tahmin ediyoruz. 150 bin TL aldığını tahmin ediyoruz. Değerli arkadaşlar, aylık 150 bin TL aldığını tahmin ediyoruz. Kendisi diğer 7 şirketten huzur hakkı almıyorum diyor. Ama bunun da nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Ama harcırahları vesaire baktığımız zaman çok daha fazla maaş aldığını ifade edebiliriz. Çiftçinin huzurunu kaçıranlar, çiftçide huzur bırakmayanlar, maalesef çiftçinin alın teriyle kurulan, büyüyen Tarım Kredi Kooperatifinden huzur hakkı alıyorlar. Çiftçide huzur bırakmadılar, kendileri huzur hakkı almaya devam ediyorlar. Acaba bunlar var ya 3-5 maaşlar, acaba bunlar hayır hasenata mı harcıyor? Onu da buradan merak ediyoruz. Bu çiftçinin harc edilen ineğinin, traktörünün üstünden bu paraları alanlara bu para haram olsun, zehir zıkkım olsun.
zehir zıkkım olsun. Çünkü bu çiftliklerde maalesef hesap da sorulamıyor. Bu çiftliklerde hesap da sorulamıyor. Bu tekrar bu paralar çiftçinin ineğini, traktörünü icra ederek, icrada sattırarak yedikleri para başta genel müdür olmak üzere hepsine zehir zıkkım olsun, haram olsun. Değerli arkadaşlar, bu iş bitmedi. Bu sadece bir genel müdür. Hele çiftliğin devamına baktığımız zaman aslında Türkiye'nin bir resmi. Bu çiftlikte eski vekiller, danışmanlar vesaire görev yapıyorlar. Bunların hiçbiri geçmişte çiftçilik yapmamış. Bir karış tarla sürmemiş ama tarım kredi kooperatiflerinden para alıyorlar. Bakın arkadaşlar. Şuraya bir bakın. Bu çiftlik, şu çiftliğe bakın arkadaşlar. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, aynı zamanda Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı, Tareks Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, eski AKP Bilecik Milletvekili. Hani hatırlar mısınız, bir çiftlik bank vardı. Çiftlik bank daha namuslu gözüküyor. Tosun var, Tosun. Bir Tosun var ya, Tosun. Şimdi nerede yaşıyor? Uruguay'da mı yaşıyor? Tosun bunlara daha namuslu gözüküyor. Tosun'a parayı gönlünle veriyorsun, bunlar icrayla alıyor. Bakın arkadaşlar, devam edelim, bitmedi. Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, eski AKP Bozüyük Seçim İşleri Başkanı. Nerede o? Burada. Bakın arkadaşlar. Kimi andırıyor bunlar? Bir başkası bitmedi daha. Gübretaş Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tunçak, eski AKP Bursa Milletvekili arkadaşlar. Burada. Bursa Milletvekili. Gübretaş Yönetim Kurulu üyesi Vahit Kirişçi, 22. dönem Ankara Milletvekili. Tarek Tarım Genel Müdürü Burhanettin Topsakal, eski Trabzon Milletvekili. Tarnet ve Tarnet Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahim Akdağ, AKP eski milletvekili. Tarım Kredi YEM Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay, eski AKP Kütahya Milletvekili. Tarkim Ahşen Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aksoy, eski AKP milletvekili adayı. Recep Tayyip Erdoğan vekil yapmaya layık görmediklerini çiftçinin başına musallat etmiş. Hepsi birer tosuncuk olmuş. Çiftçinin başına musallat etmiş ve çiftçinin kanını emiyorlar. Hepsi birer tosuncuk olmuş. Değerli arkadaşlar, bak bir son icraatı, bu genel müdürün bir son icraatı, biliyorsunuz milletvekillerinin danışmanları var. Milletvekili döneminde danışmanlık yapıyorlar. Bu beyefendi 15 gün önce genel müdür yardımcılığı kadrosunu 4'ten 5'e çıkarıyor. Milletvekiliyken danışmanlığını yapan kişi de genel müdür yardımcısı olarak atıyor. Onun da ismi Davut Arpa. O da şu anda eski milletvekilinin danışmanı, şimdi Tarım Kredi Kooperatiflerinin genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Bir milletvekili danışmanı. Bunlar Tarım Kredi Kooperatifini babalarının çiftliği gibi kullanmışlar. Tam bir çiftlik. Buradan hem çiftçilere sesleniyorum, hem de savcılara suç duyurusunda bulunuyorum. Çiftçilerin kanını emen bu vampirlerin derhal görevden el çekmelerini diliyoruz. Bunların hepsi değerli arkadaşlar, devlet eliyle tefecilik yaptırılan insanlar. Bakın, bir taraftan traktörler her gün haberlere konu hazzediliyor, traktörler. Çiftçinin ineği hazzediliyor. Diğer taraftan Fahrettin Poyraz'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı birliğin en büyük iştiraki olan Gübretaş'a yıl içerisinde zarar etmesine rağmen yöneticilere huzur hakkı ödemelerine tam %88 zam yapılıyor. %88 zam yapılıyor. Bu tarım kredi kooperatifleri ne için kuruldu? Çiftçiyi desteklemek için 1925 yılında kuruldu. Bunlar el birliğiyle çiftçileri değil, AKP'de milletvekili olmaya yer bulamayan milletvekillerini destekleyen bir kuruma dönüşmüş durumda. Adeta bir çiftlik. Bakın tekrar söyleyeyim. Çiftlik bankadaki tosuncuk bunlardan daha namuslu. Çiftlik banka para yatıranlar kendi gönülleriyle kandırılarak hatırlıyor. Ama bunlar çiftçiden zorla para alarak, aylık 150 bin lirayı aşan maaşlar alarak yemeye devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, çiftçinin durumu perişan. Çiftçi her gittiğimiz yerde kötü durumda. Mutlaka bakın, bugün bir paket açıklanacağı söyleniyor. Tarım kredi kooperatiflerine, Ziraat Bankası'na çiftçinin bütün borçları silinmelidir. Çiftçinin
borçların faizlerinin tamamı silinmelidir. Bakın yandaşlara verilen para, bakın yönetim kuruluna verilen paralara bakın, mutlaka çiftçinin faizi silinsin. Çiftçilik, bu kurumlar çiftlik gibi, bir babaların çiftliği gibi yönetilmekten vazgeçsin ve burada AKP milletvekili eskilerini de başka yönetim kurulu başkanı olmak üzere hepsini istifaya davet ediyoruz. Buradan da bizi izleyen çiftçilere, dinleyen herkese sesleniyoruz. Böyle vicdansızlık, böyle bir ahlaksızlık tarih yazmamıştır. Bir tarafta biten çiftçi, bir taraftan borcunu ödeyemeyen çiftçi, evine ekmek alamayan çiftçi, diğer tarafta Tarım Kredi Kooperatifi'nin iştiraklerinde har vurup par savuran insanlar, bunlara tekrar bu paraların zehir zıkım olduğunu söylüyoruz. Derhal çiftçinin bu durumu gözden geçirilerek tedbir alınmalı ve çiftçinin faizleri silinmelidir diyoruz. Basın mensuplarına da, huzurunuza, hepinize teşekkür ediyorum.